Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Doğuştan görme engelli olan Emre Selçuk engellerini aşmış bir şekilde hayatına devam ediyor. Ben Emre Selçuk. 1999 yılında Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde dünyaya geldim. 22 yaşındayım. Erciyes Üniversitesi tarih Bölümü 2. sınıf öğrencisiyim. Kayseri'de Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı bir kurumda kamp personeli olarak görev yapmaktayım. Öncelikle eğitim hayatımdan bahsedeyim. Görme engelli olduğum için ister eğitim hayatımda bazı zorluklar yaşadım. İlkokulu Emel Tarman Görme Engeller İlköğretim ve Ortaokulunda tamamladım. E, lise hayatımda ise Nuh Mehmet Yamaner Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde tamamladım. E, okul hayatımda görme engelli olmamdan dolayı matematik ve görsel derslerde bazı sıkıntılar yaşadım. Ama çok şükür hocalarımın yardımıyla bu sorunları çözdüm. Resul Coşkun hocamıza lisedeki çok e, ilgilenmişti benimle. E, Kur'an eğitiminde olsun, e, birçok manevi konularda olsun benimle çokça ilgilenmişti. Ona buradan teşekkür etmek istiyorum. E, peki bugünle alakalı... Sizler azim göstererek çalışmaya devam ediyorsunuz. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne alakalı engelli bireylere bir şeyler söylemek ister misiniz? E, tabii ki e, engelli olmamız hiçbir şeye engel değildir. E, bize düşen sadece çalışmak, çabalamak, sabretmek. Çünkü sadece dezavantajımız görmemek, konuşamamak, duyamamak. Yani normal bir insandan hiçbir farkımız yok. E, diğer engelli bireylere de e, buradan sesleniyorum. Kendi engelleri üzerinden asla ve asla karamsar olmasınlar. Her daim başarmak için çabalasınlar. Peki ilerleyen sürece bakacak olursak herhangi bir hedefiniz var mı? Yapmak istediğiniz bir şey var mı? Ee, tabii ki var. Ee, i̇nsanın hedefi olmazsa e, yani hayatı bomboş yaşamış olur. Benim de hedefim Erciyes Üniversitesi tarih bölümünü bitirip pedagoji formasyonla e, öğretmenlik gibi bir hedefim var. E, onun haricinde akademisyen olmayı da çok istiyorum. Eğer nasibim de varsa akademisyen de olmayı isterim tarih alanında. Peki 22 yıllık hayatınız boyunca hiç unutamanız bir anınız oldu mu? Emel Tarman Görme Engeller İlköğretim Okulu'nda eğitim almıştım. İlk iki sınıf yatılıydı ve benim için çok güzel anılar geçmişti. En önemli anımda bir gün parmağımı kestirmiştim çöp tenekesine. O anda hocalarımız çok yardımcı olmuştu bana. O anı hiç unutamadım. Peki Kayseri'de yaşıyorsunuz sizler. Sizce Kayseri'deki vatandaşlar engelli bireylere saygı gösteriyorlar mı? Bazı vatandaşlarımız elbette gösteriyorlar bu konuda çok duyarlılar ama bazı vatandaşlarımıza bizim engelli olduğumuzu fark edemeyebiliyorlar ve bu konuda duyarlılık göstermiyorlar. Şundan dolayı hani bizim görmediğimiz ya da engelli olduğumuzun farkına varamıyorlar ve bunun sonucunda ister istemez bazı sorunlarla karşılaşabiliyoruz. Ama genel olarak fark edenlerin yardım ettiğini görüyorum. Peki buradan o fark etmeyen, sıkıntı çıkartan vatandaşlara bir şey söylemek ister misiniz? Tabii ki bizler engelli olarak ister bazı sorunlar yaşayabiliyoruz. Ulaşımda olsun, sosyal alanlarda olsun. İster engelli olduğumuz ortaya çıkıyor. Hem telefona bakmamız olsun, telefona ben yakından bakıyorum. Otobüs yazılarını okumada olsun, otobüsün yanına kadar yaklaşma durumunda kalabiliyorum. Onlar bu tür davranışları ya da zorluk çektiğimiz zaman fark edeceklerini düşünüyorum. Bu konuda duyarlı olabilirler diye düşünüyorum. Peki son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ee, öncelikle beni bu röportaja e, layık gördüğünüz için teşekkür ediyorum. E, Kayserim.net ve diğer e, haber kanallarına da buradan teşekkür ediyorum. <laughs>